Evet, selamlar, Buyurun. sevgiler. Küçük bir şaka yaptık size. Evet. Dedik biraz Tam oldu. bekletelim bunları bakalım ne olacak dedik. Acaba dedik hakikaten bekleyince gidecekler ya diyecekler bunlar aman diyecek bu adam yayın bile açamıyor mu diyecekler yoksa gerçekten bekleyip bizi izleyecekler mi dedik. Siz ne dedik? Evet göster. Yok şaka bir tarafa abi benim dün bir oyun ekranı kaydı almıştım ben herhalde onunla alakalı ayarları falan değiştirdim bayağı uğraştım. Şu anda seste sorun yok diye biliyorum ben. Siz de bir onaylarsanız yazarız ki zaten şu anda da 4 5 6 kişi falan izliyor şu anda. Gözde tekrardan hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Teşekkürüz efendim. Size yayında şey mi diyelim? Time Lady mi diyelim yoksa Gözde mi diyelim? Gözde deseniz daha iyi ya. Yani Time Lady benim nickname'im olduğu için, hani Twitch platformunda kullandığım nickname'im olduğu için Gözde demeniz yeterli yani, daha doğru olur bence. Tamam, peki, okeydir. Evet. Şimdi geçeceğim ben de birazcık hani sorulara Tekrardan, geçeceğiz, derin tekrardan. muhabbete geçeceğiz de biraz daha gelsinler istiyorum. Hani insanların buraya biraz daha fazla dolmasını istiyorum. Şu anda 6-7 kişiyiz. Demin 15-16 kişi olmuştuk. Fakat şu anda hala gelenler var. Bu arada Hoş deminki geldiniz. şey için de kusura bakmayın. Gerçekten küçük bir arıza oldu sesle alakalı. Benim sesim gitmedi. Çıkışlarla alakalı dediğim gibi dün bir oyun kaydı almıştım. Ben oyun kaydıyla alakalı bir sorun yaşamıştım. O herhalde yine devam etti. Niye yapıyor bilmiyorum. Şeyin ayarlarından, Discord'un ayarlarından kanal seçili olmasına rağmen kanalları iptal ediyor. Sadece 1 ve 2 yerine sadece 1'i alıyor. O da işte bir gözlerinin sesi oluyor. Masaüstü sesi. 2 de benim mikrofonumun sesi oluyor. O yüzden onu almamış sanırım. Evet. Bakalım şu anda kaç kişiyiz. Biz yavaştan başlayalım istersen. Yine Evet. gelenler, bize katılanlar olacaktır. Zaten şu anda da katılımcılarımız var ama deminki kadar değil. Olsun. Evet Gözde, Twitch yayıncısısın. Kendini bize tanıt. Yani ne zamandır yayın yapıyorsun? Tabii. Niye yayın yapıyorsun? Bu belki çok abes bir soru ama yine de insanlar belki bunlara bir şey bulmak isteyecektir, cevap almak isteyecektir. Şöyle ki, ismim Gözde, 26 yaşındayım. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü mezunuyum. Şu anda freelancer olarak grafik tasarım, reklam, sosyal medya üzerinde çalışıyorum. Ancak benim Twitch'e girmemin sebebi biraz da hobi amaçlıydı. İlk başladığım dönemlerde hobi amaçlıydı. Ama ileride ben bunu meslek haline de getirmek istiyorum. Bu şekilde başladım ben Twitch'e. Yani ilk zamanlarda bir izleyici olarak katılıyordum. 2017'den beri ben Twitch kullanan bir insanım. Tabii ki de hep içimde bir Twitch yayını açmak bir istek vardı ama hiç nasip olmadı. Yani 1,5 senedir şu an yayın hayatım sürüyor. 1,5 sene öncesinde bir şey geldi içime ve açmak istedim. Böylelikle Twitch yayıncısı oldum diyebilirim. Anladım. Evet şu anda Günay, Selçuk falan diğerleri de geldi. Şey yapabilirsiniz, yayını paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hani sağa sola, eşe, dosta, arkadaşa. Ben de zaten birazdan şimdi soruları Gözde'ye attıktan sonra oradan Instagram'dan falan paylaşacağım. Grafik tasarımcı olduğunu söyledin. Evet. Oradan buraya niye kaydın? Yani niye grafik tasarımcılıktan yayın yapayım şeyine girdin. Ben de mesela aynı soruları ben de sorabilirim kendime. Yani şöyle, benim birazcık eğitim hayatım çok karışık ilerledi. Ben lisede çocuk gelişimi okudum. Daha sonrasından grafik tasarım bölümüne geçmek istedim. Çocuk gelişiminin, hani evet, çocukları seviyorum vesaire ama bana uygun bir bölüm olmadığını düşündüm. O süreçte de zaten ben halihazırda YouTube içerikleri, bazı yayıncılar, takip ettiğim yayıncılar vardı. Yani seviyordum izlemeyi, keyif alıyordum. Bu benim hoşuma giden bir şeydi ve ben de bir gün yayın açmak istiyordum. Tabii de dediğim gibi nasip olmadı. Açamadım, açmadım. Keşke açsaydım. Daha sonrasında grafik tasarıma hani benim bir geçişim oldu. Aslında yayıncılık isteğim, yayıncı olma isteğim benim çok eskilere dayanıyor. 2017'den beri. O dönemde zaten bir grafik tasarım vesaire yoktu. Yani kendi bölümümle alakalı bir durum değil aslında. Öyle söyleyebilirim. Oyun oynamayı seviyorum. Tabii ki de oyun hayatım çok başarılı değil. Çok iyi bir oyuncu da değilim. Çoğu oyunu oynayamam ama keyif alırım oynayamasam da. Biraz da bu yüzden aslında Twitch'e başladım. Twitch çünkü ilk zamanlar
Sırf bunun için açılan bir platformdu. İnsanlar oyun oynarken diğer izleyiciler onları izlesin. Ya da işte diyelim ki çok pahalı bir oyun var ve ben onu alamıyorum. Ki öğrencilik hayatımda bunu da çok yaşamıştım. Çok pahalı bir oyun var ve ben bunu alamıyorum. Ama başka oynayan insanları izlemek hoşuma gidiyordu. Anladım. Daha sonra bunu ben de yapmak istedim. Böyle böyle ben Yani yayıncılık hayatına aslında başladım. şey diyorsun, zaten ben oyunu oynuyordum hali hazırda. Oyunu oynarken bari bunu yayını yapayım. Keyif aldığım bir şey bu. Evet. Buradan devam edeyim Evet. gibi bir şey yaptın. Yani aslında Evet. belki birçok kişinin yaptığı şey bu. Bana öyle geliyor. Ya tabii yani bunu tamamen meslek olarak yapan insanlar da var. Yani şu an nasıl desem çok ünlü yayıncılarımız var. İzleyenler bilir belki. Onlar da aynı şekilde hobi olarak başlayıp sonrasından bunu meslek haline getiriyorlar. Yani benim de tabii ki de amacım Herkes bu. bir şey yapsın. Ama dediğim gibi şu an yeni insanlar tanımak, insanlarla sohbet etmek o kadar keyif veriyor ki bana. Mesela Diyarbakır'dan, Eskişehir'den, Rize'den, Adıyaman'dan bir sürü şehirden beni izlemeye gelen ya da İsviçre'den, Hindistan'dan mesela gelip Hindistan'dan. yayınma. Hani evet, Hindistan'dan Türk mü peki? gelip yok değil İngilizce konuşuyordu kendisi Oho. sanmıyorum. Hintli bir arkadaşımız. Yani geliyor insanlar ve ben o insanlarla tanışmaktan çok keyif alıyorum. Sohbet etmekten keyif alıyorum. Tabii ki de insan oraya eğlenmeye geldiği için birazcık böyle nasıl anlatsam şaka yapmak için gelen, trollemek diyoruz biz buna. Trollemeye gelen insanlarımız da oluyor ama ben bu hayata başladığımdan itibaren çok güzel insanlar tanıdım. Gerçekten dış hayatta göremeyeceğim şeyleri buradan gördüm. Dış hayatta da tabii ki de insan deneyim kazanıyor ama hiç tanımayacağım bir insanı ben buradan tanıyabildim diyebilirim. Ve bu bana keyif veriyor açıkçası. Çok güzel. Peki oyun yayını yapıyorsun. Bunun dışında farklı işte böyle ne bileyim bir mesleğe yönelik ya da just chat dedikleri işte sadece böyle gel konuşalım şu yaptığımız da just chat oluyor sanırım. O tarz yayınlar Evet. yapıyor musun? Yani hani sadece oyun Evet. mu şeyindesin? Yani şu an benim yayın konseptlerim genellikle oyun ve just chatting üzerine ilerliyor. En Tabii ki sevdiğin de daha hangisi? farklı. Yani Ya just chatting aslında mi, oyun mu? ikisi de diyebilirim ama just chatting'de insanlarla dertleşip sohbet muhabbet edebildiğim için birazcık just chatting ağır basıyor olabilir bende. Ama tabii ki de çok fazla yapmamaya çalışıyorum. Daha çok oyun ağırlıklı yapıyorum. Hani oyun oynarken de izlesinler diye. Benim Ama mesela dediğim gibi just just chatting. Benim mesela şeyde çok sıkıntı çıkıyor. Mesela oyun oynarken biri bir şey yazıyor. Orada bir hafif just chatting'e kayıyor, tamam mı? Evet, just chatting denmez yani. Tamamen muhabbet üzerine geçmiyor o anda ama o anda mesela hem oyun oynayıp hem de o kişiye cevap vermek ya da onun kişi söylediği şeyi düşünüp ona cevap vermek bana çok zor geliyor. Bilmiyorum sen oluyor mu sana öyle şeyler hiç? Hani ya oyunda bir anda biri bir şey ya yazıyor, tabii. git diyor oluyor mu kafanı? Benim oluyor mesela. Şöyle ilk yayın yaptığım dönemlerde benim ikinci ekranım, ikinci monitörüm yoktu. Bana hatta arkadaşlarım hediye olarak telefon tutacağı aldılar. Çünkü ben chat'i telefondan okuyorum. Ve mesela oyuna o kadar fokuslanıyorum. FPS oyunu oynarken böyle adam öldürmeye çalışıyorum. Çok action'lı bir an var orada. Chat'ten mesela biri bir şey yazıyor ve ben okuyamıyordum. İşte Oo. sonradan o izleyiciyi tabii ki de kaybediyordum. Bu çok kötü bir durum yani. Çünkü bir insan oraya gelip bir şey yazmak istiyor ve o kişinin onu okumasını istiyor belki. Ama dediğim gibi ilk zamanlar telefonumdan okuyordum ve bu benim için çok büyük bir problemdi. Sonrasında tabii ki de sistemi toparladığım için biraz daha bu konuda daha atik ve daha deneyimliyim diyebilirim. Ben de yeni monitör aldım mesela. Ben de bu aralar aynı şeyden muzdariptim. Şurada herhalde 2 hafta falan oldu monitör alalı. Ama ikinci monitörün mesela yararını çok gördüm. Hani gerçekten telefondan bakıp yeniden klavyeye dönmek vesaire bilmem ne. Bunlar tabii o anda yayın esnasında zaman alan şeyler. Ve dediğin de çok doğru. O anda izleyici gidiyor orada. Sen de konteks kurmaya çalışıyor. Sen şeyi de Evet. söyle. Burada hatta chat'e de yazabilirsin müsait olduğunda. İşte Twitch adresin, YouTube adresin, bunların hepsi timeline diye geçiyor değil mi? Evet, hepsi timeline'di. YouTube'da da timeline'di. Twitch'te de timeline'di.
O şekilde hani farklı bir isim kullanmıyorum ki insanların aklında kalsın diye. Anladım. O şekilde ki YouTube'a da ben aslında başladım biraz ama biraz geç başladım tabii Twitch daha çok ağırlık verdiğim için. Ha, oraları da geleceğiz zaten. İşte Twitch, YouTube arasındaki fark. İşte niye Twitch, niye YouTube değil, niye TikTok değil mesela. TikTok da olabilirdi, değil mi? Hani Evet, o da evet, olabilirdi. evet. Ben böyle Peki. konudan konuya Yok yok, atlıyorum güzel, süper. Ya zaten şey, konu açan bir konuksun. Şimdi gerçi şey insanlar vardır ya, böyle bir şey sorarsın, cevap alamazsın. Ağzından böyle bir şeyi zorla çekersin. Hani o şeyin yok, gayet seri bir şekilde gidiyoruz. İzleyenler de bence memnun. Bu arada herkese hoş geldi. Küçük bir yayın sorunumuz oldu ilk başta. Bu ikinci açtığımız yayın. Diğer yayını ben yayından sonra sileceğim. Şu anda buradayız. ama. Tamam. Arkadaşlarınız da haber verirseniz, haberi olmayanlara deminki aksaklıktan dolayı, onlar da gelebilir. O zaman şöyle bir soru sorayım sana. Genelde oyun yayınları yapıyorsun. En sevdiğin oyun hangisi ve ardından şunu söyleyebilir miyiz? Yani en oynamayı sevdiğin oyun ve en yayın yapmayı sevdiğin oyun arasında bir seçim var mı, ya da hangi oyunları oynuyorsun? Daha da genişleteyim ben böyle. 3 tane soruyu bir kere de ben hop çıkarttım, sordum Gözde'ye de bakalım. Ya şimdi öyle bir soru sordun ki hani şey yapamıyorum, seçemiyorum aralarından. Çünkü en çok oynadığım oyun benim Valorant şu an. En sevdiğim diye bir şey yok. Çünkü Valorant'ı bazen o kadar nefret ediyorum, oynamak istemiyorum. Ama Valorant gibi beni kendine çeken bir oyun da yok. Zamanında LoL'de oynadım. LoL'den de çok keyif alıyorum oynarken. Valorant'tan da aynı şekilde. Hikayeli oyunlar yeni yeni başladım. Örnek veriyorum RDR2 seviyorum. Hani belli başlı sevdiğim bir oyun yok aslında. Bu Anladım. arada chatinizde bir problem varmış Evet, sanırım. hemen ben Eski onu da chatiniz düzeltiyorum. Yayınımızda aksaklık aksaklık üzerine mükemmel topuz. Nazar diyelim. Ha, şimdi nasıl geldi, değil mi? Geldi. Evet, tamam. Bunların hepsi işte biz izleyicileri denemek için yapıyoruz. Tamam, şimdi geliyor buraya. Evet. İzliyor mu? Yoksa öyle altta takılıyor mu? Anladın mı ya? Bak ne yaptı? Orada ne de kim demiş onu? Loculin. Mesela Loculin demiş ki chat'e, anladım. Adam chat'i takçı arkadaş. Bravo. Bravo Loculin. İşte bize böyle izleyici lazım. Böyle yok ya, unutmuşuz işte. Evet, sen Olabiliyor ya oluyor gerçekten. oluyor. Tabii de yayın Gerçekten. hayatında da oluyor yani. Enteresan değişik şeyler, aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Şimdi Mesela çok kısa bir tırnak açacağım. Çok kısa bir kere başıma gelen bir olay. Hemen bunun üstüne yaşadığımız için söylüyorum. Bir gün ben yayını kapatmayı unutmuşum. Yani nasıl diyeyim? İşte host atmıştım bir arkadaşıma. Host attıktan sonra o yayın kapanmıyormuş. O yüzden onu kapatmamız gerekiyormuş. Ben bunu tabii bilmediğim için. wow. Bayağı bildiğiniz ben tabii Allah'tan bilgisayarın karşısında değilim. O an yayın devam ediyormuş. Benim haberim yok. Çok iyi. Eyvah abi. Çok kötüydü. Hatta onun da girerseniz klibi de duruyor hala. Abi. Yani bilmiyorum bu büyük bir utanç kaynağıydı benim Şey için. oldum peki o anda, hani ne bileyim, açık yayın normal. Lan başladın küfür etmeye, lan Allah belalarını vermesin. İşte yayına geliyorlar Zaten falan. Geri zeka, bıktım yok yok. ellerden, boş boş Yok. konuşuyorlar. Ne yapalım falan deyip düşünsene. Arkada millet. Yani şöyle Allah'tan o odada değildim. İçeride tabii ki de kuzenim vardı. Kuzenimle neler neler konuşuyordum. Çok duyulmamış sonradan Of. izlediğimde. Of. Sonra benim arkadaşlarım telefonla aradılar. Hani yayın açık. Hani duyuluyor sesin falan. Really? Yayınla ilgili bir şey değildi ama. Normal özel hayatla ilgili konulardı. İyi bari. Sonra bayağı korkunç bir an yani. Çılgınarak yayını Evet. kapatmıştım. Evet. Yani sen diyorsun ki, şimdi o zaman bir oyun şeyine geri döndük. Yani ille diyorsun, ben diyorsun sevdiğim oyunlar çok fazla var, arasında seçemiyorum diyorsun. Evet yani hani şöyle keyif almam gerek ama şöyle hani yayında yapmayı sevdiğim oyunlar Valorant'ı zaten hep yapıyorum yayın olarak. Hikayeli oyunlara bu aralar çok sarmış durumdayım. Hani çok keyif alıyorum hikayeli oyunları oynarken. Yani mesela Sherlock Holmes oynadım geçen çok keyif aldım ya da işte BioShock Infinite oynuyorum çok keyif alıyorum. Bunları tabii ki de benim sistemimin kaldırdığı için yapabiliyorum. Daha öncesinde ama laptop'tan yayın açıyordum. O laptop'tan. Sistem oyunları evet sistem yayınları kaldırmıyordu Evet. oyunları vesaire. O yüzden şu an hani beğendiğim oyunların hepsini oynayabiliyorum diyebilirim. Yani Valorant harici tabii ki de en çoğu Valorant oynuyorum. Öyle söyleyeyim.
Funda da ben şahidim yazmış. Herhalde o konuşma şeylerine. Evet. Güzel. Peki çok şey bir soru daha sorayım, birazcık da sert bir soru. Mesela sevmediğim bir oyun var. İşte hiç oynamayacağım bir oyun ama hiti çok fazla mesela, çok izleniyor. O bir giriyorsun böyle oyuna, o bir anda on binler, milyonlar o diyor. Bu oyun varsa diyor, biz o oyunu oynar mısın? Oynamam. Bende öyle bir Vay şey var. işte. Evet, oynamam. Yani şöyle anlatabilirim. Denerim. Hani beğeneceksem oynarım. Ama hani önyargılı olmamak için denemek amaçlı girerim. Mesela örnek veriyorum, GTA 5'im diye bir oyun stili var. Belki biliyorsunuzdur. RP yapıyor vesaire. Yok, tam bilmiyorum. Şey mi bu? Benim hiç hoşuma gitmiyor. Hiç yani. Bu GTA dediğim, o az önce bahsettiğin şey şu mu? Ben çok fazla hakim değilim. Böyle birçok kişi bir alanda toplanıyor. İşte enteresan enteresan etkinlikler. İşte arabayla atlıyorlar böyle şeyden falan. O tarz bir Evet. şey mi? Evet. Yani hani birazcık böyle Sims'e benziyor o oyun, ama Sims'in biraz daha hani GTA versiyonu. Yani çok hoşuma gitmiyor. Ben yayın açtığımdan beri herkes bana lütfen onu oyna, çok izlenirsin. Lütfen onu oyna, çok izlenirsin. Ama bende o yok. Oynamak istemiyorum. Hani denemek için girdim, bir 15 dakika baktım. Dedim ki doğru karar vermişsin, gözde çık. Bu kadar dedin Yani hiç gittin. hoşuma gitmiyor. Evet, maalesef. Yani çok belki keyif alan insanlar vardır ama ben keyif alamıyorum Kesin ben maalesef. de alamazdım yani. Çünkü bu birazcık hobi işi aslında. Hani şu anda ben özellikle Gözde, ben o kadar değil ama Gözde, yani ben hobiden de daha farklı bir yerdeyim. Yani çok hiç işte yayın anahtarını koymamışım, sesleri kapatmışım. O kadar larcım ben. Ama Gözde biraz daha böyle Twitch'e falan girdiğinizde daha böyle usturuplu, daha düzgün yayınlar yapıyor. Ve insan gerçekten sevmediği bir oyunu çok fazla böyle oynamak istemiyor. Bu gerçek ama şu olabilirse belki, bilmiyorum, olur mu? Mesela geldi işte sana GTA, dedi ki neydi, GTA 5 miydi dediğin? Five'ım olarak, Five'ım. ayrı olarak GTA geçiyor. Ama 5 dedi, Gözde de GTA al dedi 5000 lira, tabanlı. 3000 lira. Bize dedi yayın aç tanıt. Bunu yaparsın ama, değil mi? Yani düşünürüm. Atımı Gözde dedi, ben dedi para içinde de yaparım dedi. Benim dedi Hayır ya. şaka yapıyorum ben. Yani şöyle, ya şimdi aslında birazcık da benim bana ters gelen olay şu. Yayın açan insan keyif almalı oynadığı oyundan, sohbetten. Çünkü oraya gelen izleyici senin keyifli bir yayınını izlemek istemiyor. Şu an dünya çok sıkıntılı. Herkesin başında bir dert var. Buraya gelen insanlar kafa dağıtmaya, sohbet muhabbet etmeye, eğlenmeye geliyor. Ben keyif almadığım bir oyunu oynarken o suratımdaki ifadeyle insanları neden rahatsız edeyim diye düşünüyorum ben açıkçası. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki şey var mı Twitch'te, Just Chat'te ya da oyun oynarken girmediğin konular? İşte siyaset, politika, ne bileyim, daha farklı bir şey de olabilir. Genelde onlara girilmez diye söyledim. Mesela ben de çok girmiyorum bunlara. Var mı senin öyle bir hani çizgin, ya şu olmaz asla falan dediğin? Ben Just Chatting'de her konuyu konuşuyorum. Dürüst olayım. Yani siyaset olayını konuşmak birazcık hani başıma dert açmasın diye biraz üstü kapalı konuşuyorum, ama onu da konuşuyorum. Ben her konuyu konuşuyorum Just Chatting'de. Benim için öyle bir çizgim yok. Yani Konuşurum yani. mümkün Hani olduğu kadar şeye. mantıksal konuşurum. Evet, mantıksal. Mesela örnek veriyorum, bana gelip abla eski sevgilimden ayrıldım, akıl verme diyenler de var. Onlara akıl veriyorum Ya ben mesela. şimdi sen onu söylediğinde aklıma geldi. Bir tane kadın var şeyde. YouTube'ta mı yoksa TikTok'ta mı? Ya şaka mı onlar diye düşünüyorum. Diyor ki ya işte erkek arkadaşım diyor, işte telefonunda biri şöyle biri kayıttı diyor işte. Çok abuk subuk şeyler. Hatırlamadım şimdi, vereceğim örnekler de tam şey oturamayacak ama diyor ki işte erkek arkadaşım işte beni hiç umursamıyor diyor. Ne yapayım diyor. O da saçma geyik bir cevap veriyor ona. İşte diyor ki yok canım diyor, seni umursamaz olur mu diyor. O senin telefonları açmaz olur mu diyor. O büyük bir ihtimalle Ha, gece kurt çalışıyordur onun bakışlı. gibi yani. Diyor ki mesela böyle saçma absürt cevaplar veren bir kadın var. Hatırlayan oldu mu chat'te onu benim söylediğim? Blue'yum şu an, bir saniye. Onu bir Aa. Ne oluyor? benim kamera net. Neyse, netler birazdan. Şöyle, o Instagram'daki bir hanımefendi, ismini ben de hatırlamıyorum. Ama şey, o bir birazcık da meme aslında.
Genellikle ilişki koçları şey yapıyor ya, işte sevgilimden ayrıldım, ne yapmalıyım? İlişki koçları türedi şu an. İşte şöyle yap, böyle yap diye akıl verirler, taktik verirler kadınlara. Genellikle erkeklere de tabii ki de. Ama o biraz şey, şakaya vurup işte kurt bakışlı, seni aldattı mı olsun, seviyordur, aldatır muhabbeti, onu hatırladım, evet. Yani dediğim gibi o çok ayrı bir mevzu, ama ben hani asla şey demiyorum, çok bilimsel bir insan değilim, bilim adamı değilim ya da ilişki koçu değilim. Ben hayattaki yaşadığım tecrübelerle insanlara aslında birazcık da kendi açımdan konuşarak akıl vermek de yaptığım oluyor. Anladım. Zaten o Güzin hani abla. Güzin abla gibi. Zaten birazcık o şey de hani, muhabbetin akışından dolayı da o gelişiyor. İşte bir yerden sonra belki seyirciyle ya da izleyiciyle o anda aranda bir şey oluyor. Sohbet oluşuyor ve ona istinaden de böyle bir şey geçiyordur. Bir de o, bu aralar çok meşhur oldu abi o şey ya. Hani bir o tarz bir de şey oluyor böyle. Bir tane çıkıyor TikTok'ta, Short'ta, Mort'ta. İşte diyor atıyorum işte bir insanı etkilemek mi istiyorsun? İşte bir, işte onun cevaplarına cevaplama, onun sorularını cevaplama. İki, onunla konuşurken başka nokta. Böyle saçma sapan şeyler de var mesela. Hani gerçekten yayın ve yayıncılık enteresan bir yere doğru gidiyor bence. Şimdi zaten o konuya Evet. gireceğim. Twitch'tesin, YouTube'dayım daha çok. Daha az YouTube'dasın, daha az Twitch'teyim. TikTok'ta hiç yokum, Instagram'da hiç yokum. Sen sanırım Instagram'ın da var. Bunlar arasındaki fark ne diye? Yani abi niye Twitch? Ya da Twitch olmasının özel bir sebebi de yok olmayabilir. Senin düşüncelerin neler bu kanallar arasında iyi yapan insanlar? YouTube, Twitch, TikTok nedir yani? Bir çok genel bir soru oldu ama nedir yani? What is this? Yani şimdi şöyle ki TikTok zaten daha yeni bir platform. Twitch çok çok eski bir platform. Hepsini birbiriyle kıyaslamak aslında çok bana göre saçma oldu. Çünkü hepsinin amacı farklı başladı. Benim bildiğim üzere. YouTube genel olarak, ki Twitch'le aynı dönemde mi başladı tam bilmiyorum. YouTube daha eski diyebiliyorum. Mesela YouTube'da insanlar içerik üretmek yerine daha çok böyle işte bilimsel videolar, bilmiyorum tabii ki de çok o ilk zamanlardaki bir bilgim yok. İnsanlar hani buradan bir para kazanabileceğini bilmiyordu. YouTube'a gireyim, video izleyeyim Meşhur olayım. kafasıyla YouTube'a giriyorlardı. Efendim, anlayamadım. Meşhur olayım biraz da hani YouTube'a girme. O senin dediğin dönemlerde meşhur olayım, yapayım bir şey falan. Değil mi? Evet. Bu arada Çok araya pardon. gireyim. Locklin demiş ki onun tavsiyeleri sayesinde uzun sürede ilişkim var. Seni mi kastediyor? Evet. O Tanıyorum evet, o kendisini. Hoş zaman geldin. Time Lady'nin adını değiştir. Güzin abi. Ya güzel ama ya Ya aslında benim... güzel bir şey abi. Hani insan arkadaşıyla böyle alışveriş, fikir alışverişi yapar. Ben şimdi o arkadaşla ne kadar samimisin bilmiyorum ama bunu online yapmanız ve işe yaraması bence süper bir şey ya. Yani birazcık mizahına kaçmış tabii de, yani iki insanın Aa. ilişkisine hemen de yapacak bir şeyim yoktur. O kadar da bir hani çöp çatanlığım yok, ama yine de hani bir orta yolu bulma huyum var. Güzel. Şeyi sormuş Soner, TikTok yeni insanın doğumunda vardı demiş de. Yani dediğim gibi TikTok ilk zamanlarda Musical.ly diye geçiyordu sanırım. Tam hatırlamıyorum, farklı bir isimle vardı. Lucky Line. Tamam, ismini Lokilen. Yanlış Loklan. okumuyoruz, Loklan. tamam. Okey. O sorudan devam Ne? edelim biz. Yani aradaki fark, sen Evet. niye Twitch'tesin, niye YouTube'da değilsin, niye TikTok'ta değilsin? Evet. Yani TikTok başladığından itibaren çok fazla insan TikTok kullanmaya başladı. Yaşlı teyzelerimiz, hala daha açanlar var. Küçük çocuklarımız, işte değişik değişik hareketler yapıp para dilenen insanlarımız var. İnsanlar da bu yüzden bunları görüp utanıp, ki biz sevmediğimiz şeyleri de izleriz. O bende de vardır mesela. Hmm, bak TikTok'u hiç sevmediğim halde girip izlediğim oldu. Yalan söylemeyeceğim. güzel bir tespit bu ya. Ne yapmış şu Sevmediğimiz diye. şeyleri izleriz. Evet. Çok aslında bir yayıncı cümlesi değil de bir televizyoncu cümlesi gibi geldi bana ya. Çok bilinçli bir cümle bence. Birazcık mesleğim türü olabilir. Grafik. Ama öyle mesela, örnek veriyorum, bir ünlü Aleyna Tilki, belki biliyorsunuzdur. Kimse onu sevmiyordu ki, herkes onu kötülüyordu, ama böyle böyle popüler oldu. İnsan sevmediğini merak eder, ne yapıyor, hani kıskandığını merak eder. Öyle bir huyu var Türkler olarak.
genel anlamda. Evet. Yani TikTok'a benim girmeme amacım buydu. Ben TikTok, Bigo diye bir yayın platformu var o. Ben onların hepsini denedim. Hepsini denedim. Tabii ki de önceden Twitch'te açmıştım bunlardan önce. Dedim ki TikTok'u da deneyeyim. YouTube'u da deneyeyim. Ama tabii ki de Twitch'teki nasıl diyeyim? O şeyi alamadım. O sevgi vesaire, o Twitch'e ayrı bir şeyim var benim. Daha samimi bir Zaafım ortam var mı? diyebilirim. Evet. Hoş Anladım. geldiniz, hoş geldiniz. Evet, yeni gelenler hoş Yani geldin. hani ki bir hafta öncesine kadar TikTok'ta yayın muhabbetini ön yargılı iken bir arkadaşım mesela şu an TikTok'ta da yayın açıyor. Ya Yani TikTok'ta bak hani güzel güzel içerikler var bence. Fakat mesela ben yayın lara denk geliyorum, oradan bakıyorum, şöyle geçiyor muhabbet. Yani mesela bir kızı açmış, çok da güzel bir kız hakikaten, tamam, sıkıntı yok. Belki erkek versiyonları da vardır, hani erkek kız erkek gözünden baktığım için hani kadınları da eleştirmiyorum burada, hemen linçlemesinler beni, ha öyle kadın falan demesinler. Ama mesela açmış kamerayı, duruyor, say şöyle duruyor: "Aa Cem, hoş geldin. Hayır, gözlerim orijinal. Hayır Hakan, normalde kimseyle ama şey, yüzünde görüşmem." tonla filtre var Ha ama değil evet, 1 milyon tane filtre var. Evet, ekrana tıklayalım. Ayıcık atar mısın? Ayıcık. Cem sağ ol. Böyle böyle bir şey, hiçbir konuşma yok. Ya 20 tane soru geliyor kıza. 20 sorunun 15'i gözlerin gerçek mi? Estetiğin var mı? İşte kilon kaç? Görüşelim mi? Kız da evet, deli bu benim bir gibi, tanıyan bir yaram. değil mi? Belki bak erkek versiyonu da, ben burada o tarz insanları da şey yapmıyorum, eleştirmiyorum. Ama belki erkek versiyonu da vardır bunun. Hani çok farklı Var, şeyler de var var. mesela. Hani bana bu açıdan böyle TikTok biraz daha senin dediğin gibi eleştirisel yaklaşıyorum ben de TikTok'a. Bilmiyorum Çetin bu konu hakkında düşüncesi nedir, ne değildir. Ama hani az çok seni anladım, diyorsun ki abi Twitch'te olmamın sebebi daha samimi bulduğum bir ortam. Evet. Daha rahat insanlarla kaynaşıyorum, daha large konuşuyorum, daha rahat konuşuyorum falan filan diyorsun, okeydir. Peki şeyi Evet, soracağım. sadece ha, Buyur, buyur, buyurun, buyur, buyurun. buyur, sen Lafınızı kestim gir. Ay ama estağfurullah, buyurun tamam. efendim. Şöyle de bir parantez açacağım. Twitch'te de böyle yayınlar yapan insanlar var. Bazı yayıncılar insanların cinsel dürtülerini uyandırmak amaçlı yayın yapanlar da var. Twitch'te de var. Evet. Ama Twitch daha kaliteli en azından TikTok'a göre. TikTok'ta biraz kalite düşüyor. O sebeple Twitch hani yine daha kaliteli, daha profesyonel görünüyor. Anladım. Bir de şöyle bir şey. Yani böyle yayınlar var. Kesinlikle var, doğru. YouTube'da sanırım yok o tarz yayınlar. YouTube cinsellik olayında biraz daha, ya emin de değilim şimdi, vardır belki de, denk gelmemişizdir. Hani biraz daha keskin diye biliyorum o konularda. Hani yamuluyorsan biri chatten yazsın, abi yanlış düşünüyorsun falan desin. Ya da sen söyleyebilirsin. Bir de Yani görmedim ben de. ben de Hiç görmedim de, YouTube'da YouTube'da görmedim biraz daha böyle açıkçası. içerik üretme. Yani işte ya dur bir video çekeyim, onu anlatayım, işte ne bileyim onu da şöyle kurgulayayım falan. Biraz daha böyle kurguya girince insanların yapası gelmiyor. Ciddi ona oturup da zaman harcamak kolay olmuyor diye düşünüyorum ben. Evet. Onun Yani YouTube dışında biraz daha böyle ailevi şeylere daha değer veriyor benim gördüğüm. kesinlikle. Twitch'te öyle değil mesela. Bir tane Twitch'te öyle YouTube'un değil. şeyini görmüştüm ben, böyle banner mı reklam mı, o tarz bir şey. Diyor ki işte Netflix'te diyor şu kadar içerik var, İşte bilmem nerede, Blue TV'de bu kadar, İşte HBO'da bu kadar. Bizde bir yazmış böyle, ekrana sığmayan bir rakam, sürekli dönen bir rakam, öyle bir şey görmüştüm ben, YouTube reklamı görmüştüm. Birazdan chat'e de bakacağım şimdi ne yazdınız ne ettiniz, ama ondan önce şöyle bir soru da sorayım sana. Yayıncı olmanın, kadın yayıncı olmanın bir dezavantajı mı var, avantajı mı var, yoksa bu sana mı bağlı? Yani normal sosyal hayatta bazen dezavantajınız oluyor bazı konularda, bazen de avantajınız oluyor. Burada aynı şey Evet, mi? Çünkü bu da evet. sosyal bir ortam. Ne diyorsun, ne düşünüyorsun? Yani ikisi de var aslında ama tabii ki de büyük bir avantajı var. Ama şöyle bir dezavantajı var. Çok açık seçik giyinmeyen biriysen çok fazla ilgi çekmiyorsun Twitch'te, izlenmiyorsun. Öyle bir maalesef ki bir kötü yanı var, dezavantajı var. Dezavantajlarından biri de sapık insanlarla karşılaşma ihtimalin çok yüksek. Hani Twitch'te. onu gerçekten şaka olarak mı? Evet. Şaka olarak mı yapıyor yoksa gerçekten hani
Ciddi mi? Nasıl bir insan olduğunu bilmiyorsun. Sen yayın açıyorsun, o seni tanıyor. Mesela bazen bende bir korku oluyor. Örnek veririm, aynı şehirde yaşadığım bir insan belki. Ben sokakta işte markete geliyorum diyelim ki, o beni tanıyacak. Belki sapık bir insan, takip edecek korkusu. Çok saçma, evet. Ama insan bunu düşünüyor. Şimdi Türkiye'de bir kadın olarak zaten her kadın bunu düşünüyor. Avantajı da şöyle, eğer biraz nasıl diyeyim, işte hafif bir dekolte, işte güzel de bir kadınsan, yani sohbet muhabbet de edebiliyorsan, çok büyük bir avantaj yayın açmak. Ha, Twitch'te bu biraz evet, dediğim gibi bazı isimler, belli isimler yükseğe çıkıyor, tapa çıkıyor. Ama mesela TikTok'ta ya da işte YouTube'da yok dediğim gibi, bildiğim kadarıyla TikTok'ta bu insanlar daha çok izleniyor. Aa, kadınım, yayın açayım, izleneyim, bana para atsınlar. Daha neler neler var anlatacağım ama bu derin detaylara girmek istemiyorum çok fazla. Ben şey yazmışlar şimdi, sen konuşurken chat'i okudum, sen de okumuşsundur. Açacağım, OnlyFans var zaten benim. Kapamıştım o şeyden dolayı. O, ama 3 dolar. Aylık 3 dolar OnlyFans'ım benim. Yok abi, ne OnlyFans'ı? Kim gelir bize abi yani? Jutlan mıyız abi Ya o da biz? var, evet Yani. evet evet yani çıkardığı gazı satan kadınlar var Twitch'te. O ne be Çok abi? affedersiniz Bu ne ama, abi? çok iyi, özür diliyorum ama Evet, var bir yani, hani yani enteresan, böyle dediğim gibi şeyler. sapık adamlar, sapık insanlar denk gelme ihtimali çok. Peki az önce bir anı anlattım böyle şeyle alakalı da, hani işte şunu şunu yaşadım, kameraya çıkmış. Aslında bu bir soruydu. Sen soruyu önce cevapladın da. Başka var mı Evet. yani, ya yayında bak böyle bir şey daha var, anım var. Hani şöyle bir şey oldu. Fail de olmayabilir, hani çok da güzel bir şey olabilir. Bir şey var mı? Ondan sonra bir de çok şey bir soru soracağım ben. Motivasyon kaynağını soracağım. Yani şimdi her gün yayın açmak, işte açıyorsun kamerayı, düşünüyorsun, yorucu bir şey de. Yani işte biz de burada ne kadar diye yazıyorum, yarım saattir yayındayız, sürekli konuşuyoruz. Konuştuğumuz için bir efor Evet. sarf ediyoruz, yorucu bir iş. Hem unutamadığım bir anını, hem de motivasyon bir şeyim var mı? Kaynağım var mı? Varsa nedir? Yani şöyle, unutamadığım anılar çok fazla. Ben her yayın açtığımda illaki bir problem, bir sıkıntı ya da bir çok komik bir olay oluyor. Olmadığı dönemler de oluyor ama en unutamadığım iki, mesela biraz önce dediğim gibi yayını açık unutmam. İkincisi de oyuna işte yabancı bir kişi, GTA 5 oynuyorum. Oynamamam için hile mi artık, IP'me bir şey attı, tam hatırlamıyorum. Bilmiyorum da açıkçası nasıl yaptı bunu. IP'ni bulurum senin, bu oyunu oynamayacaksın, sana yasaklıyorum işte, tehdit ediyor beni. Böyle bir olay yaşamıştım mesela, çok garipti. Beni tanımıyor etmiyor, niye böyle bir şey yapıyor, GTA'yı niye oynuyor, sana ne? GTA'yı sen mi yaptın? Hadi ya. Sen mi işte tasarladın? Yani o kadar saçma değişik olaylar var ki, hani daha aklıma gelmeyen. Yani böyle insanlar da var. Yani bildiğiniz, hani ben GTA oynuyorum, birden GTA kapanıyor, sonra işte bana nasıl kapattım oyunu ama diye İngilizce bir şekilde İtalyan bir çocuk yazıyor mesela. Harbiden Neden? kapadı mı GTA? Bilmiyorum. Yani bildiğin IP'yi herhalde, bir nasıl diyeyim, crack mi attı, bir şey mi attı, ne derler onu bilmiyorum. Giremedim ben oyuna bir süre. Ama Allah. neden olduğunu bilmiyorum, tanımıyorum, durup dururken mesela. Keyfi yapıyor, bundan eğleniyor, bundan keyif alıyor o insan diyebilirim. Bir de şöyle, motivasyon kaynağım olarak da ben normalde de çok enerjik bir insanımdır. Beni tanıyanlar bilir. Hani tabii ki de her insanın her dakika enerjik olması mümkün değil. Benim motivasyon kaynağım, ben burada insanla dediğim gibi sohbet etmek, yeni insanlarla tanışmak, işte oyun oynarken hype'lanmak, böyle işte çok gülmek. Bunlar beni çok motive eden şeyler. Anladım. Artı bir de evden çalışan bir insan olarak tek yaşıyorum, evden çalışıyorum. Hani bu da bana birazcık farklı bir dünya açıyor. O sebeple ben çok motivasyonu yüksek başlıyorum Twitch'e. Gidiyorum yani. Anladım. Şeyi de sordum. O biraz iş konusuna da Söyleyebilirim. girdim. Orayı birazcık böyle yüzeysel geçtik. Şimdi sen bunun dışında grafik tasarım işi yapıyorsun ve evden çalışıyorsun. İş konusu nasıl gidiyor? Yani grafik tasarım derken birçok şey giriyor işine, işin içine. Yaptığın Şöyle işler ki neler? Biraz onlardan bahsedelim istersen. Sonra toparlarız zaten yavaş yavaş, sorumu alırız. tamam. Şöyle ki ben 3-4 senelik bir ajans deneyimim var. Çok farklı yerlerde çalıştım.
Güzellik salonlarının bile sosyal, ben daha ağırlıklı olarak şöyle söyleyeyim, sosyal medya ağırlıklı çalışıyorum. Çünkü staj yaptığım yerde daha çok bana sosyal medya işi verildiği için ben orada birazcık yükseldim diyebilirim. Şu an örnek veriyorum, bazı firmaların sosyal medyalarını video, görsel, işte baskıya gidecek şeylerinde onların tasarımları, daha çok bu tarz şeyler yapıyorum evden. Tabii ki de iş teklifleri de almaya devam ediyorum. Onlarla da hani ayarlamaya çalışıyorum vesaire. Web sitelerine bannerlar, slider'lar. Daha çok ben bilgisayar tabanlı. Video olur, görsel olur. O tarz bir, hani çekim yok bende. Çekim yapmıyorum. Birazcık sosyal medya ağırlıklı çalışıyorum diyebilirim. Hani grafik tasarımın da kendi çapında ayrıldığı noktalar var. Kimisi mesela tabela sektöründedir, baskı sektöründedir, matbaa sektöründedir tasarımcı olarak. Kimisi işte daha çok dijital ortamda. Ben biraz dijitale kayıyorum diyelim. Anladım. Yani dijital alanda daha çok iş yapıyorsun Evet. ve sosyal Evet. medya Daha çok alanında sosyal medya, şey evet. yapıyorsun. Güzel. Yani peki bu senin aynı zamanda şeyle de alakalı, şu anda yaptığın işle de alakalı. Bu da aslında artı bir avantaj bence, değil mi? Yani bu, yani işin yayına artı olarak avantaj getiriyor mu sana diye bir soru sorayım, oradan çıkarım yapıp. Evet. Yani şöyle video vesaire tasarım konusunda bir bilgim olduğu için, örnek veriyorum, YouTube'a ya da Twitch'e bir tasarım yapmam gerektiğinde bunu ben kendim yapıyorum. Dışarıya para vermiyorum. Ya da arkadaşlarıma destek atıyorum bu konularda, tasarım konularını. Bu bayağı benim işime yarıyor. Bayağı bayağı yarıyor. Kesinlikle, evet. Peki senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Şimdi biz bir genel etrafıyla senle konuştuk, muhabbet ettik. Güzel de geçiyor bu sohbet. Senin bahsetmek istediğin bir şey var mı? Bu yayınla, yayıncılıkla alakalı. Belki benim aklımdan çıkan birkaç bir şey vardır. Çünkü sen daha etkisin bu konuda. Yani şöyle bir konu söylemek istedim, içimden ilk o geldi. Tamam. İnsanlar sanal ortamlarda kendilerini çok farklı tanıtabiliyorlar. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Örnek veriyorum, yayıncılıktan bahsedeyim. O insan aslında hiç öyle değildir ama yayında çok farklı bir karaktere bürünür. Böyle çok fazla insan gördüm. Gerçek hayatta çok farklı, yayında çok farklı bir karakter sergiliyor. İnsanlar da bunu doğal olarak böyle bir insanmış gibi görüyor. Ben mesela şey kafasında bir insanım, onu da söylemek istiyorum. Ben dışarıda neysem burada da oyum. Çünkü ben buraya zaten eğlenmeye geliyorum, arkadaş ediniyorum vesaire, keyif alıyorum. Ben neden RP yapayım? RP dedim, roleplay. Hani Ha, evet, insanları onlar. daha çok çekmek amaçlı. Bunu kullanan insanlarımız da var. Ben Allah'a şükür hiç öyle bir konuma girmedim. Hoşuma gitmiyor mesela bu durum benim. Anladım. Bunu Peki söylemek istiyorum. şey oldu mu daha önce hiç böyle, şimdi ben kendimi yayıncı olarak şey yapmıyorum aslında çok fazla da, böyle bu tarz bir şeyin olmuş muydu senin, bir yere gidip canlı yayında sohbet muhabbet etme, yoksa ilk mi oldu bu, onu sorayım ben. Konuk olarak mı Evet, soruyorsun? haha. Evet, ilk konuk olduğum yer burası. Wow, o zaman Evet. güzel. Şey sorusu Yani bu, o gelmiş. yüzden de bir heyecan da var bende şu Ya an. bir şey diyeyim mi? Ben de saçma bir şekilde heyecanlandım ilk başta. O hele mikrofon falan çıkmadı ya, ses. Ulan diyorsun, nasıl olur mu bilmem ne falan. Ben orada böyle bir gittim. Olabilir. Ama dediğin gibi hani böyle Olabilir, şeyler olabilir. olabiliyor. Lonely Man Selçuk sormuş. Demiş ki tasarım İşi bir dakika ya. Soruyu da aşağı mı kaydı acaba? Şey demiş, grafik tasarım Ha, zor bir zor bir meslek mi? meslek mi O demiş. mu? Evet, sen cevapla. Şimdi şöyle. Kanayan bir diğer yaram. Şimdi Şeyden şöyle memnun ki. musun? Sorayım. Ben şimdi bir yerde çalışıyorum. Aynı meslekte. Günay da öyle. Günay burada mı bilmiyorum. Ama sen freelance çalışıyorsun. Yani freelance mi çalışmak mantıklı sence, yoksa şey mi? Ondan sonra da o Lonely Man'in sorusunu oradan böyle hop geçiş yapıp ikisini harmanlayıp şey yaparsın. Şimdi şöyle ki, benim kanayan yaram. Freelance çalışmak bana göre daha güzel. Neden? Bir firmada illaki çalışmışsınızdır, özel sektörde bir ajansla vesaire. Benim açımdan, ben kendi fikrimi söylüyorum. Benim açımdan, ben şu an mesela en fazla 4 ya da 5 firmaya çalışıyorum. Ve gerçekten neredeyse hiç iş yapmıyorum. Benim yaptığım iş 1 saat sürüyor günümde. Yani bir günümde Şu 1 saat anda mi alıyor yalnız mesela? biri yazmış, biz Gözde Hanım'ın müşterisiyiz. Eğer bu kadar az vakit ayırıyorsa bize, ben ödeyeceğim Yani parayı. şöyle, ya sıkıntı yok, onlar da zaten farkındalar. O sebep
Evet, freelance bana daha iyi geliyor. Çünkü bir ajansa girdiğimizde ben hep bunu yaşadım. 15-20 tane firma yükleniyor. Aldığın para asgari ücret ya da bir tık üstü. O Oo. kadar çok iş yapıyorsun, o kadar çok iş yapıyorsun. Artı prim olayı vesaire. Tabii her yerde aynı mıdır bilmiyorum. Hani bu şekilde, hani birazcık da başka bir şey okudum, oradan dikkatim dağıldı. Ne Ben yapmıştın? freelance'ı daha çok seviyorum bu konuda. Ama şöyle bir parantez açacağım unutmadan. Örnek veriyorum, şimdi freelancer çok fazla insan var. Pandemi patladı. Pandemide insanlar bilgisayar başına oturdular. Evden çıkamıyorlar. Evden gelir elde etmenin yöntemlerini ararlarken insanlar tasarım yapmayı öğrenmeye başladı. İşte sosyal medya yönetmeye başladı. İşte ne bileyim, yayıncılık yapmaya başladı. Bu yüzden de bizim mesleğimiz birazcık düştü. Evet. Yani çok fazla rekabet artmaya başladı. Örnek veriyorum, bir site var. İsim vermeyeyim, telif yemeyelim. O sitede adam 10 TL'ye logo yapıyor mesela. Evet Bilenler ya. vardır illaki. Yani bu gerçekten Neden yani 10 TL 10 abi 10 TL şu anda bak bayram parası vermem ben birine 10 TL'de. Ben hani çocuk olsam bayram parası bu ne lan derim yani. Anlatabiliyor muyum? Hani çok Evet, komik yani şeyler çok bunlar. fazla çalıştım. Evet, çok fazla, ki zaten Erdem abim de benim gibi tasarımcı vesaire. Hani çok fazla rekabet arttığı için benim şu an freelancer'dan da soğumama sebep oluyor. Ben adama bir fiyat biçtiğimde bana şey diyebiliyor. Benim yeğenim bedavaya yapıyor ya da benim yeğenim daha ucuza yapıyor ya da benim tanıdığım kişi daha ucuza yapıyor. O zaman diyorum ki o yapsın. Bir de tehdit ediyor yani. Mesela. Değil mi? Evet. Enteresanmış. Ben o yüzden birazcık şeyim, sertim o konularda, tasarım konularında. Birisi şeyi sormuş, onu okumak istiyorum. Ama sevgilin var mı, var ise yayın açmana karışıyorum. Güzel bir Şöyle soru. söyleyeyim, şu an yok, vardı ama. Karışmadı çünkü zaten benimle sevgili olduğu dönemde ben yayın açıyordum. Ve buna zaten hani ben yayın açıyorum, bunu hani eğleniyorum. Yani sevgili yaptıysan hani senin keyif aldığın bir şeye kızmaması lazım. Yanlış mı düşünüyorum? Yok, Bilmiyorum. doğru düşünüyorsun. Ben de mesela o konuda fikrimi belirteyim. Bu yalnızca yayınla alakalı da değil arkadaşlar. Ben mesela sosyal Latin dansları yapan bir adam. Hani kız arkadaşım buna kızacaksa ya da bu onun için sorun olacaksa zaten kız arkadaşım olamayacaktır. Evet, işte aman Ya böyle oluyor, işte o da olabilir şöyle ama yapıyor gibi. Bak hemen evet ne diyecektin? ya olabilir. Mesela örnek veriyorum, çok açık seçik yayınlar yapıyordur kadın. Ve erkek bundan rahatsız olur. En azından kıyafetini çeki düzen ver olabilir mesela, düşüncem. Ya zaten Yani. hani insan kendini biliyor arkadaşlar. Hani öyle yayın yapıp da hani biri size kızdığında da kızsın ya da işte hani bir şey çizgi koysun. Hani aslında olay şu. Biriyle bir ilişki yaşayacaksanız ya da biriyle bir ilişki yaşamak üzereyseniz o kişiyi olduğu gibi kabul etmek. Tabii ki arada ufak düzeltmeler mi denir, işte konuşmalar mı denir, fikir alışverişleri mi denir bunlar olacak. Hani dediği gibi gözlerinde çok normal bir şey. Yayın yapıyor, kızmaması gerekiyor, bitiyor. Yani absürt bir şey de yok ki zaten ortada. Ama güzel bir soruydu Evet. aslında. Yani şey Yani açısından hoş bir soruydu. Var mı onun dışında sorusu olan? evet. Günay Bey gözle yazmış. Yani dediğim gibi zaten ben nasıl yayın açtım bellidir. Girin abi kanalıma. Bakın yani, hani öyle çok şey de değilim. İşte flörtöz de bir yayın açmıyorum. Daha kibar, nasıl kibarlaştırabilirim bilmiyorum bu arada. Ben şimdi şeyi sorayım. Biri demiş ki nasıl ayrıldınız? Neden ayrıldınız? Ya bunlar özel sorular tamam mı? Bunlar chatte sorulur Yani sorular da. evet. Mesela bak hani canlı yayında biz burada bir usturuplu konuşuyoruz değil mi? Hani sen de şey yapacak. Ya, gerek yok yani bunu sormaya. Bir gün gelirse yayınımı anlatırım. Aa işte gördün mü bak hadi Belki. bakalım malzeme ödedi. Göz dedi benim yayınımda anlatırım böyle. Bırakın dedi buraya. Kalkın gidelim dedi. Ay, şaka yapıyorum. Ya Bu şaka arada yapıyorum ben de lan Erdem bildik. abi, gerçekten mükemmel şeyler yapıyorsun. Ciddi söylüyorum yani, hani takip edin. Eyvallah. Şey diyeceğim. Sen Evet. Evet. şeylerini de ver. Bu tüm sosyal medya vesaire oradaki ismini de yaz istiyorsan belki hani buradan takip edenler Yaz. olur vesaire vesaire. Yazmama gerek yok. Zaten hani ismim Bilinirdi. dediğim gibi Timelady olduğu için Aynen. YouTube'da da Timelady, işte Twitch'te de Timelady olarak o şekilde beni takip edebilirler. Zaten Twitch'in altında Discord sunucum vesaire hepsi yazıyor. Tamam. Hani Twitch'e girip Timelady yazdıklarına ben çıkıyorum zaten.
Okey, şeyi sorayım ben. En sevdiğin oyunlar ne? Yani en sevdiğin oyun ne, hangisi? Şu anda Valorant dedin ama onun dışında var mı başka? Ya da beklediğin bir oyun. Mesela şimdi şey çıktı, Last of Us çıktı. Hikayeli oyunlar Evet. seviyorum dedin. Şu an CS2'yi bekliyorum. Ya çok ilginç ya. Mesela Çünkü bak, bir hani devir çok değişiyor. Eskiden bir kızın, sen yine budurlaştın. evet, o oluyor arada. Olsun. Kamerada. Eskiden mesela bir kızın böyle bu tarz oyunlar oynayıp falan böyle bir şey yapması mı, beklenmedik bir şeydir. Ben bakıyorum şimdi işte şey, FIFA oynayan kız var ya. FIFA 2023 oynayan kız var. Ve gayet de başarılı yani kız, hani giriyor, anlatıyor falan böyle. Oyunda bir şey de hakim hani, futbolculara da çok hakim. Ya diyor, Messi orada oynamaz diyor. Aa diyor, Carlos Puyol çıktı diyor, eskilerden futbolcu diyor. Bayağı bir hakim ve insan şaşırıyor yani. Eskiden en fazla kızlar herhalde Tetris oynuyordu. Şu anda çok farklı bir yere evrildi açıkçası. Hani kız, yanlış bir cümle belki ama daha farklı bir pozisyonda görüyoruz şimdi Doğru. kızları. Doğru. Yani şöyle ki benim birazcık abimden kaynaklı benim oynamayı sevmem. Benim abim de çok fazla gamer'dır yani çok sever oyun oynamayı. Hani PlayStation 5 çıktı ben gitti aldı mesela biraz manyaklıkları var. Ben de mesela oyun oynamayı ondan başladım sevmeye. İlk başlarda LoL'de oynadım. LoL'de kadın olmak da mesela hani oyun oynayan kadınlarda da şöyle bir algı oluşuyor. Örnek veriyorum. Oyuna girdin. O senin kız olduğunu anlıyorlar ve başlıyorlar hemen. Kız mısın? Şeyle misin? Böyle misin? Evlen benimle. Hadi ya abi. Evet. Çocuktur Bir de onlar ama bunun ya. artmasını bana şey dedi mesela çocuk 12 yaşında abla benimle evlen. 12 Ne yaşında. kadar... Tabii ki de bunu şaka olarak söylüyor. Ciddi almayın da. Ama şey, olayı da ilginç yani. Mesela dışarıda yapamayacağı bir cümle ya da sana kuramayacağı bir cümle belki bu o kişinin. Seni görür ama burada daha large, daha relax. Aa, ben ne evlen, hadi kahve ısmarlayayım. Biraz daha böyle şey, large'a kaçıyorlar gerçekten ya. Ya onu Maalesef. şakayla karışık yapanlar olduğunu ben tabii ki de ilk Oluyor. başlarda ben de ciddiye alıyordum, kızıyordum, ediyordum ama sonra şaka olduğunu fark ettim. Ben bir tane O video sebeple görmüştüm. Yine bu şeyle alakalı. PUBG oynuyorlar, tamam mı? Kız arkadaş şeyle, erkek arkadaşla PUBG oynuyorlar. Bir yerde diyor ki, kız sesli konuşuyorlar aynı zamanda herhalde Discord üzerinden. Ya diyor, aşkım diyor, ben yatayım diyor. Çok yoruldum diyor. Sabah da erken kalkacağım biliyorsun diyor. Aa tamam diyor. Çocuk yat diyor. Kız çıkıyor. Çocuk bir 10 dakika oynuyor böyle. Sonra birini öldürüyor. O diyor ki, yerde yatıyor öldürdüğü kişi. Tam ölmüyor sanırım PUBG'de. Yerde yatıyor, diyor ki dur vurma diyor. Dost olalım falan diyor. Arkadaşım da gelecek diyor. O zaman söyle arkadaşına diyor, beni de vurmasın diyor. İçeri giren kim? Kız arkadaşı. Dırırırı. Mesela çok çok acayip bir Bunun şey. editleri var. Bunun bir de editleri var. Aldatıldı falan muhabbeti. Çok Evet. fazla. Yani şu an birazcık da kadınların oyun oynamasının artmasının sebebi maalesef ki erkeklerimiz. Bunu açık açık size söylüyorum şu an burada izleyen kişiler erkekse eğer. Bunu siz yaptınız. Neden? Bir dakika. Ben Nasıl bir... erkekler izlesin, erkekler kadın olduğum için izlesin diye giren bir insan değilim. Ama şu anki çoğu kadın yayıncı, yeni yeni açan, işte YouTube'a video atan isimlerini siz biliyorsunuzdur, aklınızda canlanmıştır. O insanlar ya işte oyunda kadın olduğumu görünce şöyle yaptı bana diye içerik çıkartıyorlar. Yani bunu maalesef erkeklerimiz yaptı diyebilirim. Yani Biraz da o yüzden. kabak yine bizim başımızda. Ama doğru, gerçekten hani burada katılmamak elde değil. Evet, şey sorusu gelmiş. Yusuf hoş geldin bu arada. Sharon resmi demiş ki, abi bir esporcu ile tekno chat yapmayı planlıyor musun? Planlıyorsan misafir olurum. Bu olabilir, neden olmasın yani, hani alırız buraya. Ama bir gördüğün gibi hani bizim bir sorunlarımız oluyor. Sesimiz çıkmıyor, kameramız o yayın geç başlıyor. Farklı bir yayın açıyoruz. Ya yani bunları kabul ediyorsan abi olur. Kabul etmiyorsan kusura bakma. Evet, Valla şimdi çok keyif aldım yani gerçekten. Ben kapatacağız iyi ki yavaş. katılmışım diyorum şu an. Aynen, yavaş yavaş Evet. kapatıp benim de çok hoşuma gitti. Biz zaten hani şöyle bir şey düşündüm ben. Günay sen, ben böyle bir Erhan falan olduğunda hani hep birlikte, o bizim grubu biliyorsunuz. Son of Faris grubunu. Onunla alakalı böyle bir oturup dörtlü beşli falan bir muhabbet, oyun falan filan, chat. Belki senin kanalında olur mesela, o daha hoş olur. Öyle bir şey de yapmayı düşünüyorum ben, hani
Aslında birazcık iletişimi ve etkileşimi arttıracak şeyler yapacağız ileride. Son sözlerin varsa onu alayım. Ben sonra birkaç bir şey söyleyeceğim. O arada chatte sorusu olan sorusunu yazsın. Ben görürsem ben cevaplarım. Time Lady Gözde görürse o cevaplar. Bu arada onu da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, seni dinliyoruz Gözde. Var mı son sözlerin? Son sözüm, çok teşekkür ediyorum bana beni buraya konuk olarak aldığın için. Biz Gerçekten çok keyif teşekkür aldım, çok eğlendim. Ben bir de çok susan, sessiz kalan bir insan değilim. Açıldıkça konu daha konuşurum. Daha susmam. En sevdiğimiz, en sevdiğimiz. Sabaha kadar uzayabilir. Çok teşekkür ediyorum, bunu söylemek istiyorum. Soru varsa alabilirim. Okey, soru varsa alalım. Necati hoş geldin. Necati de mesela enteresan bir yayın olacak. Necati de Evet, hoş geldiniz. şeyle alakalı, yapay zeka ile alakalı bir Çin firmasında çok enteresan bir iş yapıyor. Geçen yazdı. Çok böyle toparlayıp da bir daha söyleyemeyeceğim. Ben de çok memnun oldum. Teşekkür ederim ayrıca geldin. Hani sohbet Eyvallah. ettik, muhabbet ettik. Güzel de şey yaptık. Onun dışında böyle konuklarımız daha olacak. Sor Selçuk. Gözleri takip edin. Çok keyifli yayınları var gerçekten. Ben de izliyorum mümkün olduğunca. Bazen işteyken falan şey yapıyor. Onu tabii hani mecburen izleyemiyoruz. Ama çok çok teşekkür ederiz, biz de geldin. Tekno Chat'i artık bayağı Rica bir ederim. marka olmaya Tekno Chat'i. Bence çok güzel bir içerik. Bence çok güzel Değil bir mi? içerik yani. Valla ben Evet. şey yapacağım işte, şu anda 2-3 kişiye daha böyle bir yayın hazırlığı şeyi var. Ve hani biri sporcu, işte biri yazılımcı, öbürü yapay zeka Necati, biri resim öğretmeni, öbürü gitar öğretmeni. Böyle çok fazla farklı yerlerden konuklar gelecek. Evet, var mı Şeyi arkadaşlar sorunuz? sormuş Soner. Sevdiğin, takipte olduğun yayıncılar kimler demiş. Evet bak, evet benim de aklıma Şöyle, gelecekti ama Soner sormuş. Bravo Soner. Tebrik ederim. sayıyorum. Sayım bitmiyormuş ama, değil mi? Mesela kendine müzisyen, Er Rain, P-Queen, Hype. Bunlar başlıca sevdiğim yayıncılar. Ben arada açıp YouTube'dan arkada bir şeyle uğraşırken açar izlerim yani. Severim. Evet, Bu sıra çok fazla hype izliyorum, kısmetse olurdan dolayı. ben şeyi çok seviyorum. El Rey'in oradaki doğal olaylarını mesela çok seviyorum. Olay çok doğal Evet, gelişiyor adamın Erin. chatinde, yani ya da yayınında. Ben mesela onu çok seviyorum. Ben de soruyu yanıtlamış olayım orada. Son of Forest ne Evet, oldu Erin demiş iyi bir. Hazard. Son of Forest ne oldu? Evet, Gözde. Bu soru bana mı, Gözde mi? Ben bilmiyorum ne oldu. Ya biz oynamaya çalıştık arkadaşlar onu da. Açıkçası oyunu çok yanlış oynadık biz Gözde'ler yokken. Ben bir Günay'la oynadık falan, sonra Gözde geldi. Çok yanlış oynamışız. Hatta ben bayağı bir kaynadım biz kendi aramızda konuşurken Son of Forest'ta. Ama oynarız herhalde, bilmiyorum Gözde ne diyecek, o da bir şey yapsın. Son of Forest'ı oynayacağız bu arada. Yani ben oynamaya devam edeceğim. Tabii. Tabii ki de hani belli bir gün belirliyoruz, o gün yapıyoruz. Hani şu an maalesef tarih veremiyorum ama bitirmeye yönelik oynuyoruz şu an zaten. Hala da güncelleme olduğu için oyunda değişik değişik şeyler de keşfettiğimiz oluyor. Bug'a giriyor bazen oyun. O yüzden biraz zorlandığımız dönemler de oluyor. Mesela full koşma şeyi, hani bir adanın bir ucundan bir ucuna gitmek birazcık bizi yoruyor. O yüzden de biraz uzun ara veriyoruz oyunlara. Ama Evet. devam edecek Son of Forest'ta. Ya serçe Bir de şeyi parmağım... sormuş. Heh. Kim sormuş, ne World sormuş? of Tanks oynamayı düşünüyor mu? O oyunda temsilci bayan yayıncımız olsun. Erhan'ın sorusu Bu sürekli. Erhan nerede? Erhan her gün soruyor mu soruyor? her gün bana soruyor ama, her gün. Yani yine aynı şekilde şöyle olacak büyük ihtimal. Hani biraz önce bahsettim ya, Five'ın muhabbeti gibi. Denedim, hoşuma gitmedi, oynamadım. Büyük ihtimalle öyle olacak. Deneyeceğim. Beğenirsem oynayacağım, beğenmezsem maalesef, çok özür diliyorum. Ben de birazcık şey, dürüst yayıncı. Tabii abi, neyse ney. Ama şimdi World of Tank verirse Gözde'ye 5.000 lira para, bizi tanıt derse bence Gözde de Ya şimdi oynar. bilmiyorum yani, World of Tanks oynadığımda bir 500-600 izlenirsem oynayabilirim. O yüzden bilmiyorum diyormuşum. Ya Bilemiyorum. bir kadının çok fazla sevebileceği bir oyun değil. Bak belki şey diyeceğiniz bana, cinsiyetçilik yapıyorum falan, ama gerçekten öyle abi. Hani çok şey bir oyun. Özel bir oynuyor. Erkek oynayanı bile çok fazla yok. İzleyeni bile çok fazla yok. Ya en büyük yayıncılar açıyor işte, kaç izleniyor yani. Hani
Dünyanın en büyük World of Quickie Baby açıyor. 1000 izleniyor, 2000 izleniyor, 3000 izleniyor. Düşünsene yani hani şaka gibi. Hadi 10.000 izlensin. Hani böyle çok yükseldiği zaman. Hani o durum o şekilde. Evet. Arkadaşlar Aa, o dediğim zaman gibi izlenirsem olabilir. da tabii yani gidip izlerseniz bakın size söylüyor. bu bir aslında şey. Sübliminal mesaj. İzlerseniz diyor, açarız diyor. Word of Tank oynarız diyor. Yani. Evet. Biz sizler için buradayız. Kesinlikle. O zaman toparlıyoruz abi. Kapatalım yayını arkadaşlar. İzlediğiniz için Evet. çok çok teşekkür ederiz. Gözde sana da teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok ben teşekkür ederim. Gerçekten çok keyif aldım. Ben de Çok da çok güzel keyif bir aldım. içerik.